6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 242. Adım Adım Matbaa Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Adım Adım Yayınları Sayfa 242 Görsel 7. 2. 4'te verilen tellerin elektriksel dirençlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı ne, M, L, K şeklindedir. Görsel 7. 2. 4'te verilen tellerin test uçlarına temas ettirildiğini düşününüz. Devredeki ampul, test uçlarına K teli temas ettirildiğinde en parlak, N teli temas ettirildiğinde en sönük yanar. Elektriksel direnç maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç adı verildiğini biliyorsunuz. Elektrikli aletlerin tasarımını yapan mühendisler, devredeki direncin bazen sabit olmasını isterler. Böyle bir durumda direnç değerleri sabit devre elemanları kullanılır. Elektrikli aletlerin devrelerini incelediyseniz görsel 7, 2, 5'te verilen devre elemanları veya bunların benzerlerini gözlemlemişsinizdir. Bu devre elemanları elektriksel dirençtir. Elektrikli aletlerin devrelerinde kullanım amacına uygun dirençler kullanılır. Örneğin bir elektrik devresinden az akım geçmesi isteniyorsa devrede büyük elektriksel dirençler, fazla akım geçmesi isteniyorsa küçük elektriksel dirençler kullanılır. Ampulün yapısı. Çalışan bir elektrik devresindeki anahtarı kapattığınızda ampulün yandığım gözlemler, aynı ampulün cam kısmına temas ettiğinizde ısındığım fark edersiniz. Çünkü ampuller elektrik kaynaklarından aldığı enerjinin bir kısmını ışık, bir kısmını ise ısı enerjisine dönüştürür. Peki, ampulün yapısında elektrik enerjisini ısı ve ışığa dönüştüren hangi yapılar vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ampulün içindeki tungsten filamenti elektrik enerjisini ışık ve ısıya dönüştürür. Ayrıca ampul içerisindeki gaz da ışık üretimine yardımcı olur. 6. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 242 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.